Merhaba sevgili çocuklar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte eldeli toplamayı öğreneceğiz. Bu işlemde eldeli toplamanın nasıl yapıldığını öğreneceğiz çocuklar. Birinci sayımıza bakalım. 12. 12, bir onluk, iki birlikten oluşmuştur sevgili çocuklar. İkinci toplananımız 9. Yani burada 9 birlik var, onluk yok. Fark ettiğiniz gibi birlikleri alt alta yazdık. Onluk zaten yalnız olduğu için altı boş. Önce birlikleri topluyorduk. 9 birlikle 2 birliği toplarsak 11 birlik eder çocuklar. Bir onluk olduğu gibi alta yazdık çünkü başka onluğumuz yok. Çocuklar, 11 birliğin içinde bir onluk ve bir birlik vardır. Zaten önceden bir onluğumuz vardı. 11 birlikten de bir onluk geldi. Bir onluk burada, bir onluk da burada. İki onluk etti sevgili çocuklar. İki onluğu buraya yazdık. Kalan bir birliği de yanına yazdık. Yani burada iki onluk bir birlik oldu. O da 21 eder çocuklar. Yani 12 ile 9'u toplarsak 21 bulmuş oluyoruz. Birler basamağına en fazla 9 rakam yazılır sevgili çocuklar. Birliklerin toplamı 9'u geçerse bu sayının birliği birler basamağına yazılır. Onluğu onlar basamağına eklenir. Eklenen onluğa elde denir sevgili çocuklar. Şimdi örneklerimizle çocuklar bunu daha iyi anlayacağız. İlk örneğimizde de göreceğiniz gibi biz zaten çözdük. Ne yaptık? Sayılarımızı birinci toplanan ve ikinci toplananı alt alta yazdık. Birlikler alt alta geldi, onluklar alt alta geldi. Bu çok önemli zaten sevgili çocuklar. Şimdi birlikleri çocuklar buradaki boşlukta topladık. Siz de defterinizde eldeli toplama işlemi yaparken birlikleri burada bizim yaptığımız gibi işlemin yanında boş tarafa yapabilirsiniz. Önce 8 ile 4'ü topluyoruz. Büyük olan sayı 8 olduğu için aklımızda üzerine 4 sayıyoruz. 8'in üzerine 4 saydığımız zaman 9, 10, 11, 12. 12. Toplayacak başka sayımız olmadığı için 12 olduğu gibi yazdık. Burada birliği buraya toplama işleminin altına getirdik. Yani buradaki 2 birliği toplama işleminin altına yazdık. Kalan onluğu da yani buradaki 1 onluğu da onların üstüne yani onlar basamağın üstüne yazdık. Elde 1 olmuş oldu. Şimdi elde ile birlikte diğer sayılarımızı da topluyoruz. 1, 1 daha 2. Bir de eldemiz var. 3. Toplam 32 etti. Dikkat etmeniz gereken tek şey şu çocuklar. Birlikleri topladıktan sonra elde ettiğimiz sayının birliğini birliklerin altına yazıyoruz. Onluğunu elde olarak onluklara ekliyoruz. Şimdi öğrendiğimiz bilgileri uygulayalım. Yani eldenin nasıl kullanılacağını yavaş yavaş biz yapacağız. Bizi çok dikkatli bir şekilde izleyin. Önce ne yapıyoruz çocuklar? Birlikleri topluyoruz. 5 ile 9'u toplayalım. 9 aklımızda, 5 de parmağımızda olsun. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14'ü oraya yazıyoruz. Buradaki birliğimiz kaç çocuklar? Tabii ki de 4. Ne yapıyorduk 4'ü? Burada birliklerin altına yazıyoruz. Onluğumuzu da alıp elde olarak onlukların üzerine yazıyoruz. Şimdi onlukları toplayalım. 5 onluk burada, 2 onluk da burada. 5, 2 daha, 6, 7. Bir de elde var çocuklar. 7 bir daha. 8. Onlukların altına yazıyoruz o zaman onu da. Ne yaptık? Toplam 84 bulduk. Şimdi diğer işlemimize bakalım çocuklar. Ne yapıyoruz? Önce birlikleri toplayacağız. Kolay olsun diye yan tarafta toplayalım. 8, 5 daha. 8 aklımızda. 5 parmağımızda. 9, 10. 11, 12, 13. 13'ü buraya yazıyoruz. Kaç birlik bulduk? 3 birlik bulduk sevgili çocuklar, değil mi? 13 tane bulduk normalde. Ama buradaki onluğu ne yapacağız? Elde olarak buraya alacağımız için birliği buraya birliklerin altına yazdık.
3 birlik. Onluğumuzda elde olarak 1 eldemiz var. Onlukların üzerine yazdık. Şimdi onluklarımızı toplayalım. 6, 1 daha, 7. 1 de elde var çocuklar. 7'nin üzerine 1 de eklersek 8 bulmuş oluruz. Toplam 83 eder. Bence anladınız. Bir örnek daha çözelim. Daha iyi anlayalım çocuklar. Şimdi yine önce birlikleri topluyoruz. 7 ile 4'ü toplayalım. 7 aklımızda, 4 de parmağımızda. 7, 8, 9, 10, 11. 11'i yazdık. Buradaki birliği birliklerin altına, onluğu da elde olarak onluklara ekledik. Şimdi onlukları topluyoruz sevgili çocuklar. 3 büyük olduğu için aklımızda, 2 parmaklarımızda, 4, 5. Bir de eldemiz var. Üzerine bir daha ekliyoruz. 6. 61 bulduk toplam çocuklar. Şimdi de çocuklar 3 tane toplananla eldeli toplama işlemini öğrenelim. Burada 2 toplananlı toplama işleminin hiçbir farkı yok sevgili çocuklar. Ne yapıyoruz? Önce birlikleri topluyoruz. Kolaylık olsun diye ne yapıyorduk? Ortadaki yan taraftaki boşluğa çözümümüzü, işlemimizi yapabiliyorduk. Birliklerimizi yazdık. 9, 5 ve 1 var. 9 büyük olduğu için aklımızda. Üzerine 5 sayalım. 10, 11, 12, 13, 14. Bir daha var. 15. Yazdık. 15. 15'teki yazılı olan birliği birlikler kısmına yazıyoruz. Bir onluğu da onluklar kısmına elde olarak ekliyoruz. Daha sonra da çocuklar onlukları topluyoruz. 2, 1 daha 3, 1 de elde vardı, 4. Onu da buraya yazdık. Toplam 45 bulmuş olduk. Şimdi bir örnek daha çözelim. Birliklerimiz burada yazılı zaten. En büyük olan kaç? 8. 8 aklımızda, 5 parmaklarımızda. Üzerine sayıyoruz. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ne kaldı çocuklar? Bir de 3'ümüz var. 13, 14, 15, 16. 16'yı yazdık. Ne yapıyoruz? Şimdi 16'nın birliğini yani 6'yı buraya yazıyoruz. Kalan 1'i de onluklar kısmına elde olarak ekliyoruz. Şimdi onlukları toplayacağız. 4, 1 daha 5, 1 de elde var. 6 yani toplam 66 bulmuş olduk. Bir sonraki örneğimizde toplananları alt alta yazdık. Birlikleri alt alta, onluklar alt alta gelecek şekilde. Sonra birliklerimizi yan tarafa yazdık ve işleme hazırız. 9'un biri aklımızda, diğer 9'u üzerine sayalım. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 9'ları topladık, 18 bulduk. Şimdi üzerine 5 sayacağız. 18 aklımızda. 19, 20, 21, 22, 23. Birliklerimizin toplamını 23 bulduk. 23'ün buradaki 3 kısmını birler basamağının altına yazıyorduk değil mi çocuklar? Buradaki 2'yi de elde olarak onluklara ekliyoruz. Şimdi onlukları toplayalım. 3 aklımızda, üzerine 2 sayalım. 3, 4, 5. 5 aklımızda, şimdi üzerine 1 sayacağız. 6, 6'nın üzerine de 2 elde ekliyorum. 6, 7, 8. Toplam 83 bulmuş olduk. Son işlemimizi de yapalım birlikte sevgili çocuklar. Önce birlikleri topluyoruz. 8 aklımızda, 7'yi üzerine sayıyoruz. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bir de 6 var sevgili çocuklar. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Şimdi bulduğumuz 21 sayısında bir birliği birlikler kısmına yazdık toplamda. Kalan 2'yi de elde olarak onluklara ekliyoruz. Şimdi onlukları toplayalım. 3, 2 daha, 3'ün üzerine 2 sayalım. 4, 5, 1 de burada var. 6, 2 de eldemiz var. 6'nın üzerine 2 sayalım. 7, 8.
81 bulmuş olduk. Abaküste modellerinin toplama işleminin sonucunu bulup boyayalım sevgili çocuklar. Önce çocuklar burada kaç tane birlik olduğunu sayalım. 1, 2, 3, 4 tane birlik var. Şimdi de onluklara bakalım kaç tane. 1, 2, 3, 4, 5 onluk var. 5 onluk 4 birlik yani 54 bulduk. Bu abaküste modellerinin sayımızı bulalım. Önce birliklerimizi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane birliğimiz var. Onluk 1 tane zaten görüyorsunuz sevgili çocuklar. Şimdi çocuklar ne yapıyorduk? Önce birlikleri topluyorduk. Burada 4 birlik var, burada da 8 birlik var. Önce 8 ile 4'ü toplayalım. Yazalım oraya. 8 aklımızda, 4 de parmağımızda. 9, 10, 11, 12. 12'yi yazıyoruz. Bulduğumuz 2 birliği buraya yazıyoruz. Onluğu da elde olarak onluk kısmına ekleyeceğiz. Birinci toplanandaki onluğumuz 5. İkinci toplanandaki onluğumuz 1. 5. Bir daha 6. Bir de burada eldemiz geldi sevgili çocuklar. 7 onluk etti. Şimdi çocuklar önce birliğimizi boyayalım. Kaç birlik bulmuştuk? 2. 1, 2. Abaküsümüzden 2 boncuğu yeşile boyuyoruz. 7 de onluk bulmuştuk. 7 tane boncuğu da mor rengi boyayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane saydım. Aşağı doğru boyayarak iniyorum sevgili çocuklar. Bu 6 ve bu da 7. 7 onluk 2 birlik yani 72. Çocuklar böylece eldeli toplama işlemi videomuzun sonuna geldik. Tekrar çalışması yapmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.